Seyirciler, dün terör, yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadele etmek için eğitilen ilk sözleşmeli erleri ekranlarınıza getirmiştik. Nasıl sözleşmeli er olduklarını, birlik içinde dışında neler yaptıklarını anlatmaya çalışmıştık. Bugün de sözleşmeli erlerin terör ve kaçakçılıkla arazide nasıl mücadele ettiğine daha yakından bakacağız. İşte kapılarını Habertürk'e açan 1000 kadar sözleşmeli erin görevli olduğu Tekeli taburu. Görevlerde çok başarılıyız. Bölgeyi çok iyi tanıyoruz. Pusu faaliyetleri icra edilebilir, bize karşı bir tehlike oluşabilir. Hepsinin bilincindeyiz. Burası Türkiye'nin doğudaki en uç noktası Tekeli taburu. En yakın yerleşim birimi olan Günyazı'ya uzaklığı yaklaşık 10 kilometre. Çetin kış şartları nedeniyle ulaşım kolay değil. Tekeli taburunda yaklaşık 1000 sözleşmeli er görev yapıyor. Irak ve İran sınırına sadece birkaç kilometre mesafedeki taburda askerlerin günleri ya tabur içinde ya da arazide geçiyor. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık biz de birliklerle birlikte taburdan dışarıya çıkıyoruz. Sınır hattına doğru ilerleyeceğiz ve sınır hattında keşif ve gözetleme yapılacak. Peki bu keşif ve gözetlemeler niçin yapılacak? Hemen soralım. Nereye gidiyoruz ve neler yapacağız? Şu anda kaçakçılık ve yasa dışı yollarla ülkemize geçme maksadıyla kullanılan güzergahların keşif ve gözetlemesini yapmak için göreve çıkacağız. Sınır hattı yüksek dağlarla çevrili. Yılın büyük kısmında bölgeye kış şartları hakim. Askerler bu bölgede sadece terör ya da kaçakçılık olaylarıyla değil, çetin geçen kış şartlarıyla da mücadele etmek zorundalar. Yaptığımız işte çok fazla zorlanmıyoruz. Belli bir zamandan sonra artık aşina oluyor ve tecrübeyi icra etmiş oluyoruz. Her gün 5 kilometrelik alan yaya olarak denetleniyor. Huduta yakın noktalardaki keşif yürüyüşümüzü tamamladık. Şimdi daha uzak noktalardaki ve daha zorlu arazilere ise bu zırhlı araçlarla gideceğiz. Çünkü bölgede daha çok katırlarla sigara ve akaryakıt kaçakçılığı yapılıyor. Ekipler de zırhlı araçlarla katırların kullandığı zorlu yollara dahi ulaşabiliyor. Bölge her türlü riske açık. Kaçak geçişler, terör faaliyetleri, termal kameralar 24 saat çalışıyor. Tam olarak burada ne yapıyorsun? Tam olarak burada gözetim yapıyorum. Dışarıdan gelecek herhangi bir etkiye karşı, teröre karşı gözetim yapıyoruz. Termal kameralar 20 kilometre uzaklıktaki en ufak hareketliliği bile algılayabiliyor. Daha uzak mesafelerdeki hareketlilik içinse insansız hava araçları devreye giriyor. 24 saat havada görev yapan insansız hava araçları anlık görüntü ve bilgi veriyor.